Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sevgili seyircilerimiz, Müslüman Ahmediye Cemaati Televizyonu'nda Türkçe bir yayınla daha karşınızdayız. Sayın Doktor Muhammed Celal Şems Beyefendi ile stüdyomuzda sohbet edeceğiz. Önemli konularda konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz efendim tekrar. Geçen programımızda biz Hazreti Mirza Gülham Ahmet Aleyhisselam hakkında konuşmuştuk. Müslüman Ahmediye Cemaati'nin kurucusunun ne gibi iddialar ileri sürdüğünden bahsetmiştik. Ve bu iddialarını doğruluğunu anlamak için Kur'an-ı Kerim bir ölçü ileri sürmüş müdür ondan bahsetmiştik. Ama vaktimiz el vermediği için konular tamamlanmadı. Bugün tekrar ben şunları söylemek istiyorum. Hazreti Mirza Gülham Ahmet Aleyhisselam'ın iddiası tam olarak neydi? İnançları neydi? Bu inançlarda İslam'a bir aykırılık var mıydı? Ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumuştunuz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu kanıtlayan bir ayet. Ben sizin aranızda uzun bir müddet, bir ömür geçirdim. Akıl etmiyor musunuz? Ve böylece bir insanın hayatının onun doğruluğunu anlamak için bir ölçü olduğundan bahsetmiştiniz. Ama vakit el vermediği için yarım kalmıştı. Tekrar bu konulardan devam edelim isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim ilk olarak geçen oturumda da okuduğum bazı referanslar vardı. Ama ben şimdi tekrar etmek için yalnız onlardan küçük olarak, kısa olarak bir iki tanesini okumak istiyorum ki Mirza Gülham Mehmet Aleyhisselatü Vesselam ne gibi iddiada bulunmuştur o belli olsun. Bakın şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. 13. asır sona erince ve 14. asır başlayınca Yüce Allahu Teala vahiy yoluyla bu asrın müceddidi olduğumu bana bildirdi. Yani 14. yüzyılın müceddidi olduğumu Yüce Allah tarafından bana bildirilmiştir. Bu da Kitab-ül Beriye sayfa 183. Şimdi ne diyor? Önce biraz duralım. Ben Urduca'dan ben tercüme yaptım. Bendeniz Doktor Muhammed Şems. Asıl Urduca'dır ve ben onu Türkçe'ye çevirdim. Diyor ki Allah-u Teala 13. yüzyıl, Hicri 13. yüzyıl sona ermek üzereyken ve 14. yüzyıl başlamak üzereyken Allah-u Teala tarafından bana vahiy indirildi. Neydi o? Allah-u Teala'nın vahiy bana dedi ki bu gelecek olan 13. asrın müceddidi sensin. Şimdi biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi inna Allah ya basule hazil ummeti ala rasi kulli miyati sanatin men yujaddidu laha dinaha. Şüphesiz Allah bu ümmet için, ümmeti Muhammed için her yüzyıl başında bir müceddid gönderecek. Müceddid yani bazı bidatlar, bazı dinde olmayan bazı konular ilave ediliyor. Maalesef bu hep böyledir. İnsanların huyu öyledir. Ve böylece dinin şeklini değiştiriyorlar. Maalesef nereden nereye kadar götürüyorlar. Ve Resulullah dedi ki her asrın başında bir müceddid gelecek ve şunlar şunlar bidattır, bunlar doğru değil diye İslam ümmetine yol gösterecek ve Resulullah'ın gerçek dinini, gerçek inancını insanların önüne koyacaktır. İşte diyor ki Allah-u Teala vahiy yoluyla bana dedi ki 13. yüzyıl sona ermek üzereyken 14. yüzyıl başlamak üzereyken bu gelecek olan yüzyılın müceddidi sensin diye bana vahiy etti. Ayrıca şimdi burada müceddid olduğunu iddia ediyor. Ayrıca diyor ki Allah'ın pak ve temiz vahiyle kendisi tarafından vaat edilen Mesih ve Mehdi ayrıca içteki ve dıştaki anlaşmazlıklar için hakim olduğumu bana bildirildi. Bu da Erbeyn 1. cilt sayfa 3. Nedir? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geleceğine dair söz verdiği Mesih benim. Hazreti İsa aleyhisselam, İsa Mesih gelecek diye hadisler var ya, Hazreti İsa aleyhisselatü vesselam gelmeyecek. Bundan 2000 sene önce bu dünyaya gelmiş olan, o yalnız Beni İsrail'in peygamberi idi. İsrail oğullarının peygamberi idi. Yahudilere peygamber olarak gönderildi. O İslam ümmetine gelemez. Ama Resulullah dedi ki İsa Mesih gelecek.
Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam diyor ki benim hakkımda söylemişti Resulullah. Ve Allah-u Teala vahiy yoluyla Resulullah'ın söz verdiği zat sensin diye bana bildirdi. İsa, gelecek olan İsa Mesih sensin. Bu birinci şey. İkincisi Mehdi. Çünkü birçok hadislerde Mehdi gelecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye ümmetine müjde vermiştir. Evet. Ve o Resulullah'ın müjde verdiği, haber verdiği Mehdi benim. Allah-u Teala vahiy yoluyla bana bildirdi. Üçüncüsü içteki ve dıştaki anlaşmazlıklar. Yani Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklar. Hem içte hem dış bakımından birçok ihtilaf İslam aleminde, İslam ümmetinde ortaya çıkmıştır. Onlar için bir hakim gelecek. Resulullah dedi ki hakemen adlen, adıl ile, adalet ile karar verecek olan bir hakim gelecek. Bir kadı gelecek. İşte diyor ki o hakim ve o kadı olduğum da bana bildirildi. Sensin o hakim. Sen karar vermelisin Müslümanlar arasındaki bu anlaşmazlıklar hakkında. Şimdi bu ne kadar iddia varsa budur. 14. yüzyılın müceddidi benim. Resulullah'ın geleceğine dair müjde verdiği Mesih benim. Resulullah'ın geleceğine dair müjde verdiği Mehdi benim. Resulullah'ın bir hakim gelecek, bir karar verecek, bir kadı gelecek Yüce Allah tarafından. O da Müslümanlar arasında onların ihtilafları ve anlaşmazlıkları hakkında son karar verecek. İşte o kadı, o hakim de benim. Ve bütün bunlar bana vahiy yoluyla bildirilmiştir. İşte iddiası bu. Şimdi gelelim inançlar konusunda. Ne gibi inançlar ileri sürmüştür? Genellikle deniyor ki İslam dışına çıkmış, yeni bir din ileri sürmüş. Maalesef İslam'dan başka bazı inançlar insanlara tanıtmıştır ve onun cemaati İslamiyet'e inanmıyorlar, Kur'an'a inanmıyorlar ve İslam dışında Hazreti Muhammed'e inanmıyorlar, başka bir dine inanıyorlar. Halbuki Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam asla ve asla yeni bir din getirmemiştir. Kesinlikle ben İslamiyet'in ta kendisini size getirdim. İslamiyet'in gerçek manasını ve onun ruhunu size anlatmak üzere ben geldim ama İslam dışında bir din getirmedim. Ve Hazreti Muhammed Mustafa dışında da başka bir peygambere inanın demedim ben. Muhammed Mustafa en yüce peygamberdir. Peygamberlerin baş tacıdır, onların lideridir, onların önderidir, onların en seçkinidir Muhammed Mustafa. Benim efendim, benim başımın tacı da Muhammed Mustafa'dır. Ben onun ancak naçiz bir hizmetçisiyim. Onun manevi bir evladıyım ben Resulullah'ın. Asıl benim manevi babam Muhammed Mustafa'dır. İşte özet olarak şunu söylemiş ve şöyle demiş. Mesela Urduca şiirleri var. Hem to rakhte hain musalmano ka din dil se hain khudam khatmul mursalin shirk aur bidat se hum bezar hain khaak e raah e ahmed e mukhtar hain sare hukmon par hame iman hai jano dil israh par qurban hai inandığımız din Müslümanların dinidir. Biz içtenlikle hatmul mursalin'in hizmetçileriyiz. Muhammed Mustafa'nın hatmul mursalin odur. Biz onun hizmetçisiyiz. Şirk yani Allah'a ortak koşmaktan ve bidattan nefret ederiz. Ahmedi Muhtar'ın yolunun toprağıyım ben diyor. Resulullah'ın yolunun toprağıyım. Kendi durumuna bakın. Mesih gelecek, Mehdi gelecek, Müceddit gelecek diye Allah-u Teala vahiy ediyor. Ama bütün bu iddialara rağmen diyor ki Resulullah'ın önünde ben onun yolunun toprağıyım. Benim hiçbir değerim yok. Benim efendim Muhammed Mustafa'dır. Ve onun bütün emirlerine ben inanıyorum. Ve benim canım onun yolunda kurban olsun. Benim inancım budur. Sonra şöyle demiştir. Bizim dinimizin özü ve hülasası şudur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bizim dinimizin özü budur. Özeti budur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ve bu dünyadaki inancımız da budur.
ve aynı inançla biz bu dünyadan ayrılacağız. O nedir? Hazreti Seyyiduna ve Mevlana Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyindir ve Hayrul Mürselindir. Yani bütün peygamberlerin hatemidir ve bütün mürsellerin en hayırlısıdır. Din artık kendi eliyle kemale ulaşmıştır. İslam dini Muhammed-i Mustafa'nın eliyle artık tamamlanmıştır. Ve insan oğlunun doğru yolu benimseyip Allah-u Teala erebileceği nimet artık tamamen tam mertebesine ulaşmıştır. Bizim inancımız budur. Bu dünyada da bizim inancımız bu olacak ve bu dünyadan göçtüğümüz zaman da bu inanç ile bu dünyadan göçeceğiz. Sonra şöyle demiştir başka bir yerde, inanç bakımından Allah'ın sizlerden istediği ancak kendi birliğidir. Yani Allah birdir. Allah-u Teala istiyor. Diyor ki buna inanın. Allah-u Teala'nın birliğine inanın. İkincisi Muhammed'in onun Resulü olmasıdır. Muhammed-i Mustafa Allah'ın Resulüdür. Onun elçisidir. Allah-u Teala diyor ki buna inanın. Önce kendi birliği, sonra Resulullah'ın risaleti. Buna inanmanızı istiyor Yüce Allah. Ve Muhammed-i Mustafa Hatemul Enbiya'dır. Hani diyorlar ki bunlar hatmi nebuvete inanmıyorlar. Resulü Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam diyor ki Resulullah Hatemul Mürselindir, Hatemul Enbiya'dır. Ve herkesten daha üstündür. Kim olursa olsun. İnsanlar değil, peygamberlerden dahi Muhammed-i Mustafa daha üstündür. Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan, Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan daha üstün mertebeli bir peygamberdir Muhammed-i Mustafa. Geçti Nuh, sayfa 15. Şimdi diyorlar ki siz efendim Mirza Gulam Ahmet yeni bazı inançlar ileri çıkardı. Peygamber olduğunu iddia etmedi. Allah olduğunu iddia etti diyorlar. Burada bu şehirde ben yaşıyordum o zaman. Bundan aşağı yukarı 12 sene önce. Beni bu hikayesi uzun olacak bir yere davet ettiler. Ben bilmiyordum kim olduğunu. Gittim bir de baktım uzun sakallı birisi. İki kişi. Birisi Almanya'daki bir caminin hocası, Offenbach Camisi'nin hocası. İkincisi İngiltere'den getirilmiş bir hoca. Ve ben baktım, dedim ki bunlar beni bir bahane uydurarak getirdiler. Bir oyundur bu. Ama şimdi içeri girmişken kaçmaya gerek yok. Bakalım bunların itirazları nedir ve cevap verelim. Sordum o hocaya, İngiltere'den gelmiş olan hocaya. Dedi ki Muhammed-i Mustafa haşa sümme haşa Allah olduğunu iddia etmiştir. Hazreti Mirza Gulam Ahmet sizin cemaatinizin kurucusu dedi bana. Ahmediye cemaatinin kurucusu Mirza Gulam Ahmet. Siz diyorsunuz ki Mesih'dir, Mehdi'dir, Müceddi'dir ama o Allah olduğunu iddia etmiştir. La hevla ve la öyle bir şey yok hoca dedim. Çıkarın şu kitabı gösterin bana. Okumaya başladı. Bakın bu kitap Mirza Bey'in kitabıdır. Ve bu kitapta diyor ki benim bedenimden bütün nefsaniyetim, kötü heveslerim, nefsi emmare yok oldu ve Allah'ın nuru girdi benim bedenime. Başımdan ayağıma kadar bütün bedenim Allah-u Teala'nın nuruyla doldu. Bak işte bu Allah olduğunu iddia ediyor. Hayır hocam sen onu yanlış anladın. Ben Allah olduğunu demiyor. Allah'ın nuru benim kalbime girdi, benim bedenime girdi. Yani kötü hisler yok edildi. Çünkü insanda Allah-u Teala hem iyi hisler hem de kötü istek Allah-u Teala yaratmıştır. İnsan isterse kötü iş yapabilir, Allah-u Teala ona irade vermiş. İsterse iyi iş yapabilir. Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam diyor ki, benim nefsaniyetim yok edildi. Ben kötü bir iş yapamam. Allah-u Teala beni oradan uzaklaştırdı. Ve onun yerine kendi nurunu yerleştirdi. Bu Allah olduğunu iddia etmek değildir dedim. Her peygamber Allah'ın nuru oluyor. Muhammed-i Mustafa Allah'ın nuru değil mi? Her peygamber, her nebi, resul
bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurudur. Tabii ki var olan nur Allah'ın nurudur. Başka bir nur yoktur. Ve Muhammed-i Mustafa Allah'ın nuruydu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa her birisi Allah'ın nuruydu. Aynı şekilde diyor ki Allah-u Teala benim bedenime kendi nurunu indirdi ve beni temizledi, tezkiye verdi, tertemiz kıldı ve benim kötü hislerimi yok etti. Bu demektir. Sonra dedi, bakın efendim sizin hocanız haşa Muhammed-i Mustafa'ya dil uzatmıştır. Onun hakkında çirkin sözler söylemiş. La hevla bile, ben öyle bir şey görmedim hocam. Hayır efendim, şiir okumaya başladı. Benim de tepem attı. Dedim ki hocam, bu okuduğunuz şiir kimindir? Mirza Bey'in şiiri midir? Hayır. Hazreti Mirza Gulam Ahmed'in şiiri değildir bu senin okuduğun hoca. Bu başka bir zatın şiiridir. Eğer bu şiirde Resulullah'a saygısızlık yapılmışsa, faraza Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam'ın bununla zerre kadar alakası yok. Şiir söyleyen kim ise ona itiraz et, ona sor. Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam'a niye isnat ediyorsun? Şiir söyleyen başka, sen de onu tutup Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a uyguluyorsun. Bu doğru değil. Neydi o? Dedim ki, Kadı Zahuruddin Ekmel adlı bir genç çocuk, lise öğrencisi, hatta ortaokul öğrencisiydi o zaman. 15 yaşındaki bir çocuk şiir söylemiş. Ve demiş ki, Muhammed pir utar ayhe hamme, Muhammed tekrar aramıza inmiştir. Ve pehlesi hem bırakar apni şame. Şimdi şu andaki onun şanı eski şimdi şanından daha yücedir. Muhammed dekh nahi ho jisne akmal, wo dekhe Mirza ko Kadiyan mein. Her kim Muhammed-i Mustafa'yı görmek istiyorsa Kadiyan'daki Mirza Gulam Ahmed'i görsün. Şiir bu. Ben dedim ki bu kesinlikle Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam böyle bir şey söylememiştir. Genç bir çocuk, fazla bilgisi olmayan, kendi kafasına göre bir şiir söylemiş ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi olunca kendisini azarlamış. Sen niye bunu söyledin? Ve ertesi gün o günün gazetesinde tekzip çıkmış. Adam demiş ki ben fazla bilgim yok, ben genç bir çocuğum, benim aklıma geldi, ben de bir şiir yazdım, yanlış anlaşılmıştır, özür dilerim. Benim anlam Resulullah'a saygısızlık yapmak değildi, haşa. Ve aradan 80-100 sene geçmiş ve sen hala hocaya dedim, utanmadan başkasının çocuğunu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine atıyorsun. Bu takva mıdır? Hayır. Ve maalesef sana şunu da söyleyeyim, itiraz edenlerin itirazlarının hepsi bu mahiyetindedir. Yani ne bileyim, zorla bir yalan bir şey Resul Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a isnat ediyorlar ve ondan sonra diyorlar ki bakın öyle çirkin bir insan nasıl Mehdi ve Mesih olabilir diyorlar. Hazreti Mirza Bey'in çocukluğu, daha önce biz konuştuyduk. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam, biz Mesih-i Mevud diyoruz genellikle kendisine. Yani Hazreti Mirza Gulam Ahmed, Ahmediye cemaatinin kurucusu, Mesih olduğunu iddia ettiği için biz kendisine Mesih-i Mevud diyoruz. Yahut vaat edilen Mesih diyoruz. Diyorlar ki çocukluğunda bir hırsızlık olayı vardır. Para çalmış, babasının maaşını almaya gitmiş, parasını almış, cebine indirmiş ve ondan sonra da kaybolmuş. Ve parayı çarçur etmiş diyorlar. Şimdi bu suçlamanın asıl iç yüzü nedir? Babasının emeklilik maaşı vardı. Çünkü babası İngilizler devrinde çok yüksek mertebeli bir subay olarak görev yapmıştı. 7000 asker vardı kendi idaresi altında. Yani aşağı yukarı bir general seviyesinde bir insan idi. Ve ondan sonra emekliye ayrıldı. Ve maaş bağlandı kendisine. Şimdi babası Hazreti Mirza Gulam Ahmed daha küçük bir çocuk iken, 14-15 yaşındayken onu gönderdi. Git al oradan benim maaşımı getir.
Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselatü Vesselam gitti büroya, imza attı, parayı aldı, cebine koydu ve oradan çıktı. Kadiyan'a geri dönecek. Yolda onun akrabalarından yaşlı bir, yani aşağı yukarı 45-50 yaşlarında birisi, kendi yakın akrabalarından birisiydi. O geldi dedi ki, evladım sen o parayı tam olarak götüremezsin. Sen küçüksün. Sen o parayı bana ver de ben onu cebime indireyim de ben onu senin babana götürürüm diye onu avutmuş çocuğu ve o parayı kendi cebine indirmiş. Ondan sonra da o kaybolmuş. O kaybolunca gitmiş parasını çarçur etmiş. Şimdi eğer para çarçur edilmişse kimin tarafından edilmiş? Mirza Gulam Ahmet mi? Hayır. Hazreti Mirza Gulam Ahmet onun parasını yememiş. Kim yemiş onu? Başka birisi yemiş. Onun büyüklerinden, bir amcalarından birisi o parayı almış ve yemiş. Onun babasının amca oğlu muydu? Öyle birisiydi. Ve yakın akrabası inanmış, küçük bir genç olduğu için 15 yaşında bu benim amcamdır. İstiyor ki ben para ona vereyim. Meblağ büyük. Zayi olmasın. Bir hırsız yolda çalmasın benden. Onun için o da para vermiş ona. O gitmiş babasına ödeyeceğini, gitmiş o parayı başka yerde harcamış. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın günahı yok ki. O onun masum oluşunu gösterir. Suçsuz olduğunu kanıtlar. O hiçbir zaman kendisi para yememiştir. Ve hala bunu bildiği halde yarıyı, yarı bir şekilde daha önce de söylediğim gibi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı suçlamak için onun üzerine atıyorlar. Efendim babasının emekliliği maaşını yedi, çarçur etti ve sağa gitti, sola etti, avare dolaştı ve parayı yedi. Halbuki Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam'ın bununla alakası yok. Kaldı ki Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam açık bir şekilde, apaçık olarak iddia etmiştir. Ben çocukluğumdan beri Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala beni doğru yolda tuttu. Temiz bir hayat yaşamımı sağladı. Hiçbir zaman yalan söylemedim. Hiçbir insanı aldatmadım. Hiçbir insanın parasını ben çalmadım. Asla bu gibi kötü işlerde bulunmadım. Daima ben doğru yoldaydım. Ve bu Allah-u Teala'nın bir lütfuydu. Allah-u Teala kendi lütfuyla beni doğru yolda tuttu. Ve şimdi asla bir zerre kadar benim çocukluğumu ve gençliğimi siz ayıplayamazsınız. Ve hiçbir delil olarak ispat edemezsiniz. Tabii ki insan itiraz edeceğine itiraz eder. Ama elinde bir delil yok. Daima gelen peygamberler Allah-u Teala tarafından doğru yolda tutulurlar. Allah-u Teala'nın melekleri onları korurlar. Hazreti Resulullah hakkında sen okumadın mı? Bir eğlence varmış. Resulullah'a da söylediler. Gel, biz sen de gel. Küçük bir çocuk. Resulullah gitti masumane bir şekilde. Oraya gitmeden uykusu geldi yolda ve orada uyudu. Ve o eğlence yerine gitmedi. Halbuki orada eğlence gitseydi, günün hesabına göre orada kadınlar oynuyorlar, erkekler oynuyorlar. Ve İslam'da olmayan bir şekilde orada bir eğlence vardı. İslamiyet'in izin vermediği bir şekilde çalgılar, çalgı söylüyorlar. Hala bugün de bu maalesef bu gibi durumlar İslam aleminde de vardır. Fakat İslamiyet'e bunun yeri yoktur. Kadın erkek birlikte oynasın ve çalgı çalınsın ve onun dans edilsin diye, kadın erkek dans etsin diye bir şey yok. Fakat o devirde vardı ve bugün maalesef bazı İslam durumlarında, ailelerinde vardır hala. O devirde de aynı durum söz konusuydu. Resulullah gidiyordu. Allah-u Teala gitmesine izin vermedi. Ve uykusu geldi ve orada yolda uyudu. Ve Allah-u Teala onu tuttu. Aynı şekilde Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam diyor ki bu Allah'ın bir lütfudur. Yüce Allah ve onun melekleri beni korudular. Beni muhafaza ettiler. Ve ben iddia ediyorum ve meydan okuyorum. Hiçbir suçlamayı ispat edemezsiniz. Suçlamasına insan ne kadar isterse suçlayabilirsiniz.
Ama ispat edemezsiniz. Sizin elinizde delil yok. Kesinlikle çocuk iken ne yalan söylediğimi, ne insanları aldattığımı, ne İslam dışında bir harekette bulunduğumu, asla çirkin bir iş yaptığımı asla iddia edemezsiniz. Ve o günün insanların, biz geçen oturumda da onu beyan ettik, hepsi kabul ediyorlar. Hakikaten Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam'ın hayatı çocukluğundan beri tertemiz idi. Ve çok güzel ahlaka sahip bir insandı. Ve Allah-u Teala nasip ederse bir dahaki oturumda bu gibi olayları ben size anlatacağım. Ve daha şimdi zamanımız az. O zaman gelince Allah-u Teala lütfederse anlatacağım. Nasıl bir hayat yaşadı Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam. Ve konu budur. Böyle bir hayat yaşamış olan, böyle temizli bir gençliğe sahip olan bir insan, belli bir yaşa gelinceye kadar hiç yalan söylememiş olan bir insan, daha sonra nasıl yalan söyleyebilir? Yalan ve yalanın da en büyükleri, Allah-u Teala'nın üzerine nasıl yalan atabilir? Allah-u Teala kendisini göndermediği halde, Allah-u Teala bana göndermiştir diye nasıl yemin edebilir? Ve eğer öyle bir yemin ediyorsa ve öyle bir iddia ediyorsa, daha önce hiçbir zaman yalan söylememiş, ondan sonra da mutlaka kabul etmemiz lazım. O insan doğrudur. Ben de aslında bundan bahsetmek istiyordum. Tabii ki muhalifler bazı suçlamalar ileri sürerler. Seyircilerimiz bunu da bilirler ki, yanlış insanlar bir defa değil birçok defalar yanlışlık yaparlar. Ben sormak istiyordum, siz açıklamış oldunuz ki Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam hakkında başka da suçlamalar var mı çocukluğuyla ilgili? Sadece bu mudur? Eğer sadece buysa bu bir yanlış anlama olabilir. İzah ettiniz zaten onu, yanlış anlamadır. Veya tamamıyla bir iftiradır. Allah razı olsun, siz bahsetmiş oldunuz aslında bundan. Benim bildiğim bir tek suçlama budur. Benim birçok kitap okudum. Ama gayri Ahmedilerde başka bir şey bulamamışlar. Bula bula bunu bilmişler. Ve onu da Hazreti Mirza Tahir Ahmet, 4. halifemiz, bir hutbesinde de bundan bahsetti. Şöyle ki, Pakistan'ın hükümeti, General Ziaul Hak zamanında, o bir sıkı yönetim komutanı idi. Sıkı yönetim komutanı, belli bir müddet Pakistan'da hüküm sürdükten sonra millet tabii ki sıkılmaya başlıyor sıkı yönetimden. Ve milletin sıkıldığını görünce bizim cemaatimizi hedef aldı ve bizim cemaatimiz aleyhinde Kırtası Abiyez dediği bir kitap, bir eser ortaya çıkarttı ve bizim cemaatimize birçok iftiralarda bulundu bu Pakistan hükümeti. Ve Hazreti Mirza Tahir Ahmet ona cevap verdi. Değişik konuşmalarında ve hutbelerinde ve orada bir tek bu suçlamadan bahsetti. Başka bir şey bulamamışlar ve bir tek bunu bulmuşlar. Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam gitmiş büroya babasının maaşını alacak, almış oradan maaşı ve ondan sonra da o parayı çarçur etmiş. Halbuki Hazreti Mirza Tahir Ahmet detaylı olarak anlatıyor. Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam asla o parayı çarçur etmemiş. Çıkmış oradan, para cebinde, yolda onun babasının amca oğlu bir zat. O dedi ki, evladım dedi, bu parayı götüreceksin, tehlikelidir, sen onu bana ver, ben büyüğüm, seninle beraber giderim ve senin babana ben öderim, merak etme. O almış. Hazreti Mirza Gulam Mehmet de ona güvenmiş. Bu nasıl olsa benim babamın yeğenidir, bizim akrabamızdır. Ve ona vermiş. O da almış ve parayı çarçur etmiş. Ve eğer hata varsa Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam'ın hatası değil. O hiçbir zaman o parayı yememiş. Esas odur. Ve şuna da bakmak lazım. Eğer bir yalancı bir varsa birisi değil bir defa, o 100 defa, binlerce defa yalan söyler. Bir tek bunu bulabilmişler. Diğer öyle olaylar niye bulamamışlar? Çünkü yok. Ve bu da yok aslında ama onu zorla suçlama haline getirip kitaplara yazmışlar. Bir tek bu. Allah razı olsun. Güzel bir sohbete başladık ama vaktimizin tekrar sonuna geldik. İnşallah Allah Teala kısmet ederse bundan sonra da
Hazreti Mirza Gülham Ahmet Aleyhisselam'ın hayatı hakkında konuşmak istiyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bizi izlerseniz bu gibi güzel konular konuşmaya devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.